Çok teşekkür ediyorum. Ben şu anda İstanbul'dayım. 5 gün Öyle mi? bölgedeydim. Öyle mi? Bölgede çalışmalar yaptık. Şu anda İstanbul'dayım. Öncelikle izin verirseniz Tele1'e bugün verilen cezadan dolayı şiddetle kınıyorum. Ülkemizde çok az sayıda bağımsız insanların habere ulaşabileceği en önemli birkaç kanaldan bir tanesini susturmak, ona yargı sopasını göstermeyi şiddetle kınıyorum. Bu darbe dönemlerinde bile söz konusu olmayan bir dönem, yöntemdir. Bunlar, milletimiz her şeyin farkındadır. Susturamayacaksınız, susturamayacaksınız, susturamayacaksınız. Hele hele aslı görevini yapması gereken Diyanet İşleri, aslı görevinin dışında her şeyle meşgul olan Diyanet İşleri'nde şiddetle kınıyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürsel Tekin. Şu anda İstanbul'dasınız ama Antakya Defne'deydiniz değil mi efendim? Bizde son bilgi o şekildeydi. Evet. Orada da bir süre evet. kaldınız. Tabii neler gördünüz, neler gözlemlediniz, neler yaşanıyor Antakya'da, Defne'de? Yani 5 gün bölgedeydim. Antakya'nın hemen hemen bütün coğrafyasını arkadaşlarımızla dolaştık. İzin verirseniz biraz önce okullarla ilgili bir haberiniz vardı. Tabii. Onunla ilgili başlayıp geçmek buyurunuz, istiyorum. Buyurunuz. Kamuoyunun bilmesi gereken bir şeyi Tele1'de açıklamak istiyorum. 2001 yılında dönemin iktidarı rahmetli Bülent Ecevit, Sayın Bahçeli ve Sayın Mesut Yılmaz'ın imzasıyla Türkiye coğrafyası başta Marmara olmak üzere, yani Marmara'da İstanbul, Bursa, aklınıza gelebilecek bölgedeki bütün illerimizin yapı stoklarının sağlıklı olup olmadığıyla ilgili çalışmaların yapılıp bakanlığa bildirilmesi konusunda yazının olduğunu sizle paylaşmak istiyorum. Evet. 2021 yılından itibaren aklınıza gelebilecek öncelikle kamu binaları, okullar dahil olmak üzere tamamının çalışmaları yapılmıştır. Arşivlerde var. Şimdi şunu sormak isterim. Yani bugüne kadar bu yapı stokları elinizdeki verilere göre sağlıklı olmadığı halde siz Maraş'ta, Hatay'da deprem mi beklediniz kardeşim? Binlerce vatandaşımızın çocukları size emanet edilmişti. Trilyonlarca para harcandı bu yapı stoklarının sağlıklı olup olmadığı ile ilgili. Belediyeler yaptı, belde belediyeleri yaptı, bakanlıklar yaptı. Aklınıza gelebilecek her türlü kurum yaptı ve katrilyonlarca para harcandı. Şimdi kamu yöneticilerinin tamamı bugüne kadar bana göre suç işlemişlerdir. Hatay'a gelmek istiyorum. Hatay'da tabii sizler de özellikle Tele1 ve gerçek haberciliği yapan bütün televizyonlar, gazeteler günün ilk günden itibaren gerçekten son derece objektif haberleri kamuoyuyla paylaştılar. Şuna emin olun, 99 Marmara depreminde Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısıydım. O gün biz de orada görev aldık. Evet. Hiçbir hazırlık yok, hiçbir bilgimiz yok. Yani deprem, Türkiye coğrafyasının çeşitli bölgelerinde sürekli deprem olurdu ama Marmara hiç yüzleşmemişti. İlk kez çok büyük bir depremle yüzleşince doğal olarak da devletin bütün kurumları canhıraç konsolide oldu. Evet. Yani Sakarya'ya gittiğinizde, Kocaeli'ne gittiğinizde, Yalova'ya gittiğinizde orada devletin varlığını hissediyordunuz. Şimdi buralarda herkes vardı, şuna emin olabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek başta belediyeler, bütün siyasi partilere bağlı olan belediyeler, sivil toplum örgütleri, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kuruluşlar, vatandaşlar, bireyler, herkes sahadaydı. Ama bugün caka atan yöneticiler ve AFAD neredeyse ilk 2 gün hiç ortalarda yoktu. Bizim ısrarlarımıza rağmen ilk günden itibaren biraz da 99'daki Marmara depremindeki edindiğimiz tecrübe, bilgi birikimi, askerlerin mutlaka sahada olması gerektiğini. Evet. İki nedenden dolayı. Bir tanesi
Asker daha disiplinli, eğitimli. İkincisi güvenlik sorunu var. Ciddi bir güvenlik sorunu. Israrla ve ısrarla ilk iki gün, üç gün Mehmetçik sahaya çıkarılmadı, çıkartılmadı. Karargâhta hangi sorunların yaşandığını biliyoruz. Çok ciddi kulisler var önümüzde. Daha önceki depremlerde tecrübesi, deneyimi olan valilerin oradaki isyanlarını da biliyorum. O valilere de çok teşekkür ediyorum. Ama kimsenin gücü yetmedi. Çünkü Ankara'da talimat gelecekti. Düşünebiliyor musunuz? Çok acı bir olay yaşanıyor. Orada hızlı bir şekilde karar vermesi gereken önemli kurumların başkanları, bakanlar olmasına rağmen Ankara'nın kararlarını bekliyorsunuz. Ve o Ankara'nın kararları maalesef çok büyük sorunlar yaşandı. Evet. Üstüne üstlük ikinci depremde olunca çok büyük sorunlar yaşandı. Şimdi acilen yapılması gereken birkaç şey söylemek istiyorum. Evet. Sayın Tekin, çok hızlı... Sayın Tekin, acilen yapılması gerekenleri dinleyelim sizden ama şunu özellikle sormak istiyorum. Talimat beklendi ve geç kalındı vurgusunu siz yapıyorsunuz. Şimdi Milli Savunma Bakanı diyor ki ilk andan itibaren Milli Savunma Bakanlığı oradaydı. Hem bu konuyla ilgili düşüncenizi alalım. İlk andan itibaren orada mıydı? Hem de diğer yandan Şırnak'ın koordinatör valisinin bir açıklaması var. Açıklanandan çok daha fazla can kaybımız olduğunu söylüyor. Belki 3, belki 4, belki 5 kat diyor kendisi. Siz de bölgedeydiniz. Enkaz altında ne kadar yurttaşımız var bilmiyoruz. Bir yandan da böyle bir gerçeklik var. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Çok daha fazla mı? Elbette Milli Savunma Bakanı, birçok bakanlar oradaydı. Ona hiç kimsenin itirazı yok. Biz bakanlar, Milli Savunma Bakanı ya da başka bakanların olup olmadığını söylemiyoruz. Mehmetçik niçin yok? İkinci ordu orada, askerlerimiz orada. Çok rahatlıkla niçin sahaya indirilemedi? Bunun hesabını soruyoruz. İçeride şu tartışmalar oldu mu? İçeride birçok valilerin, Hava Kuvvetler Komutanı'nın aman ha her şey hazır demesine rağmen hayır kardeşim Ankara'da talimat bekliyoruz cümlesi tartışması oldu mu olmadı mı? Biz bunu soruyoruz. Yoksa orada şu bakan, bu bakan oldu olmadı tartışması içinde değiliz. Neden olmadı? Bunu gerçekten ya birilerinin izah etmesi lazım. Şu şu nedenlerden olmadı diyebilirsiniz. AFAD geldi mi? AFAD ne diyor şimdi gerekçeleri olarak? Efendim yollar çok kapalıydı. Bu ülkemizin bir sürü helikopterleri var. Çok ciddi bir şekilde çok rahatlıkla ulaşılabilir. Daha ileri gidiyorum. Bütün bu şehirlerde yani bizim daha önce de kamuoyuyla paylaştığımızda Tele1'de haberde de paylaştım. Hatay Valiliği ve AFAD 2021 yılında bölgedeki sorunların fay hatları ile ilgili sıkıntıların olduğunu tespit ediyor. Ve bununla ilgili de yapılması gereken nelerin olduğunu sıralamışlar yani. Bütün bu hazırlıklar elinizde 2021 yılından bu hazırlıklar olmasına rağmen hadi hiçbir şey yapamadınız. Buraya çok rahatlıkla AFAD yöneticilerini ya da AFAD çalışanlarını ulaştırmak bu kadar zor muydu? Yani bir gün tabii bunlar çok saklı kalacak durumda değil. Karargâhtaki çokça insanların kendi içindeki tartışmaları, isyanları, hatta bir ilim valisinin ağlayarak, yalvararak yapmayın getirtelim demesine rağmen bunların olmamasının mutlaka bir bedelinde olması gerekir diye düşünüyorum. Evet. Evet, peki can kayıpları ile ilgili koordinatör valinin açıklaması, sizin bölgede gördükleriniz, enkaz altında olan yurttaşlarımızın sayısını dediğim gibi bilmiyoruz. Ve can kaybının da 3 kat, 4 kat, 5 kat olabileceği, açıklanandan fazla olabileceğini söylüyor. Sizin gözlemleriniz nelerdi efendim? Hatay'da. Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim. Hatay Belediye Başkanımızın yani onların ifadesine göre sadece Hatay'da 30 binin üstünde insanımızın hayatını kaybettiğiyle ilgilidir. Sadece Hatay. Yine Adıyaman'da çok sayıda insanlarımızın Hatay'da dokunduğunuz her insana yani sahada, sokakta günlerce dolaştığımızda her insanımızın şu cümlesini duymuşumdur.
6 kişi yakınımı kaybettim, 8 kişi kaybettim, 10 kişi kaybettim. Ya tabii burada sayıları ya da insanlarımızın, kaç insanımızın hayatını kaybettiğini çok kısa süre içerisinde tespit etmek çok zor. Ama takdir edersiniz ki bir şehir düşünün, tabii, yerle bir olmuş. Yani hemen karargahımızın arkasında büyük bir site vardı, 600 evler diye bir site. O sitenin tamamının adeta bir toz gibi olduğunu düşünün. Yani orada 2000'in üstünde insanların yaşadığını, onun ne kadarının kurtarıldığını, ne kadarının enkaz altında kaldığını doğrusu halen tam bilmiyoruz. Çünkü şeffaf değiliz. Medyamız şeffaf değil, kurumlarımız şeffaf değil. Yani biz burada insanlar, biz sonuç itibarıyla o belediye, bu belediye, bütün belediyeler, bütün kurumları gidiyor, bütün sivil toplum örgütleri gidiyor. O sivil toplum örgütlerini, vakıfları, onları suçlu örgüt olarak ilan ediyorsunuz. 99'da bugün mafya lideri olarak tanımladığınız Sedat Peker, Sakarya'da birçok yerlerde aşevleri kurdu. O dönemin hükümeti aman bu mafya lideridir, aşevini buna kurdurtmayın demedi. Çünkü o gün dar gündü, zor gündü, herkese ihtiyaç vardı. Evet. Maalesef bütün bunları gördüğümüzde ya bir akıl tutulmasının olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet. Peki Sayın Tekin, acilen yapılması gerekenler demiştiniz. Nedir efendim bölgeyle ilgili acil yapılması gerekenler? Şimdi öncelikle bir kere tabii halen enkazda binlerce canımız var. Bunların mutlaka en azından ailelerine naaşlarının teslim edilmesi. İki, Hatay tarihi bir şehirdir. O tarihi binalardaki taşların muhafaza edilmesi lazım. Sayın Erdoğan deyimiyle öyle bir yılda, evet bir yılda bina yapabilirsiniz, ona hiç itiraz yok. Ama bir şehir yapacaksınız. Bin yıllık, 1500 yıllık bir şehirden bahsediyoruz. Bu böyle arılacele yapılacak bir durum değil. İki, tamamen bilimsel olarak davranılması gereken, bilim insanları neyi istiyorsa ona göre şehrin inşa edilmesi lazım. Şehrin ana merkezi yumuşak zeminde, asla oralara dikey yapılara izin verilmemesi ve bir an önce insanlarımızın kendi bölgelerindeki evine, yuvasına taşınabilmesi için devletin seferber olması lazım. Bu bölgelerde başta Hatay olmak üzere tapu satışlarının da derhal durdurulması lazım. Yani el değiştirilmemesi lazım. Çünkü oradaki demografik yapının değişmemesi için bunun ciddi bir, acil bir mesele olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, Hatay Belediye Başkanı'ndan da toprağınızı satmayın yönünde bir uyarı geldi Hatay'da. Ama bunu yasal bir hale getirmemiz lazım. Yani çünkü insanlarımız bazen zor durumda, dar durumda, sıkıntıda, borcu var, harcı var, satmak zorunda kalabilir. Bunun için yapılması gereken bir karar alacaksınız. Çünkü bunun örneğini Doğu Berlin, Batı Berlin birleştiğinde ben oradaydım. Hemen Almanya bir karar aldı. Kentsel dönüşüm olacağı için, ciddi bir rant elde edileceği için bir karar aldılar. Tapu satışlarını bitime kadar durdurdular. Burada da şehrin inşa edilmesine ne kadar bu satışların durdurulması gerektiğini inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gürsel Tekin. Size de kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar Tele1'e geçmiş olsun diyorum. Tele1 yalnız değil. Hepimiz milletimizle yanınızda olduğumuzda ifade etmek istiyorum. Çok teşekkürler.